Batıp boğulmakla ilgili bir bölüm var hocam. Herhalde yine varlık denizinde birlikte boğulmak. Ulu Tanrı halkın arslandan, kaplandan, zalimden korkmasından başka bir korkuyla erenleri kendi zatından korkutur. Ona açar, bildirir ki korku da Tanrı'dandır, eminlik de Tanrı'dan. Zevk, neşe de Tanrı'dandır, yiyip içme de Tanrı'dan. Yine birle de. Evet. Ha, bu çok enteresandır. Burada korkuyu emniyetin tersi olarak almış Hazreti Mevlana. Yani Allah'ından emin olduğun, tamamıyla emin olduğun, her şeyi senin için yaptığını ve her şeyi senin için güzel kıldığını bildiğin dönem var. Sonra ya beni sevmezse dediğin dönem var. Yani o emniyetin biraz uzaklaşıyor. Ya benden hoşlanmazsa, ya beni sevmezse. Hani her şeyden eminken bir anda bir korkuya düşüyorsun. O korku bizim bildiğimiz öcü böcü korkusu yahut işte korku filminin korkusu değil. Sevgiliyi kaybetmek korkusu. Yani orada kaybetmeyeceğinden de eminsin de acaba kırılır mı? Acaba bugün beni biraz daha az sever mi? Acaba bugün bana biraz daha az yanaşır mı? Bu korkuyla emniyet arasındaki gidiş gelişin adına mükemmellik deniyor. Buradaki zıddiyet güzel bir zıddiyettir. Aslında bütün zıddiyetler güzeldir. Ebu Cehil'in varlığı peygamberin büyüklüğünü ortaya çıkarmıştır. Firavun'un varlığı Musa'ya adam etmiştir. Öyle değil mi? O halde Allah zıtlardan razı olsun. Zıtlar olmasa birliğin güzelliği ortaya çıkmaz. Çünkü elektrik zıt kutuplarla oluşur. Enerji zıt kutuplarla oluşur. Zıddın olmasa sen hareketsiz kalırsın. Zıddın olduğu için hareket ediyorsun. Yani ben en çok sevdiğim şey şudur. Birisi bana sen bunu yapamazsın diyecek ve ben onu yapmak için bütün gücümle mücadele edeceğim. O demezse ben o konuya hiç düşmem bile. Demek ki zıddım olmalı ki beni harekete geçirsin. Anlatabiliyor muyum? Peki hocam, onlar için korku ve hüzün yoktur buyurulan ayet hangi noktada tecelli ediyor? Şimdi aslına bakarsan ona gene bu söylediğim noktada korku ve hüzün yok. Yani onlar Allah'larından her halükarda eminler. Her halükarda emniyetin içinde bile şu şekli varlığın olmasının acısını çekiyorlar. Orada hüzün var. Anlatabiliyor muyum? Yine biraz şey bir bölüm hocam, siz tabii ki açıklarsınız. Ulu Tanrı buyurur, sen olmasaydın gökleri yaratmazdım. Bu sözde ben Tanrıyım demektir. Anlamı gökleri kendim için yarattım demektir. Bu da başka bir dille, başka bir tarzda ben Tanrıyım demektir. Tanrı birken, yol birken söz nasıl olur da iki olur? Görünüşte aykırı görünebilirse de anlam bakımından birdir. Ayrılık, aykırılık görünüşte görünebilirse de anlam bakımından birdir. Hani bir bey çadır yapın dese, biri ip büker, biri mıh kakar, biri bez dokur, birisi diker, birisi biçer, birisi iğne batırır. Görünen bu işler dış yüzden ayrıdır, çeşit çeşittir, dağınıktır. Ama anlam bakımından birdir, hepsi de bir iş görmektedir. Kesinlikle, ne kadar güzel anlatmış. Yani Allah kendinden kendine aşık oluyor kızım. Yani peygamberine olan aşkı gökleri ben yarat, ben deyişi Allah'ın orada. Sen de benden başka bir şey değilsin. Eğer sen ben olmasaydın, yani sende ayrı bir varlık bulunsaydı, ben senin mananı gökler halinde bu aleme getirmezdim diyor. Yani ben öyle bir aynada kendi hakikatimi gördüm ki orayı bütün üstünüze gök haline getirdim. O manayı size gök haline getirdim diyor. Bu Levlak sırrının manası budur. Yani kendimi, varlığımı aynada aksettirerek sizi onunla korumaya aldım demektir. Peygamberin hakikati budur. Fakat burada farklılıkların bir olmasının da manası şudur. Ne kadar enteresan. Benim bir teyzemin kızı vardı. Allah rahmet eylesin. Zekaca biraz geriydi. O bir bağırsak tıkanması geçirdi. Doktor da bağırsağını temizlemiş. Gelip bana anlatıyor. Cemal Nur diyor, öyle güzel temizledim ki adamın anlatışından gül bahçesini temizliyor zannedersin. Pislikleri nasıl içinden çektiğini anlattı bana yarım saat. Şimdi bak, yapılan iş ne kadar pis, çirkin. Fakat sonuçta ne? Hayır için. Öyle değil mi? O zaman dünyadaki bütün işler böyledir. Bazısı çok çirkin görülür, ay iğrenç dersin. Sonunda hayır içindir. Çünkü hepsi Allah'ın arzu ettiği iştir. Allah'ın arzu ettiği her iş de hayırdır. Anlatabiliyor muyum acaba? O halde görüntüsüne bakma, şekline aldanma.
sonuçta ortaya çıkan manaya bak. Hazreti Şems diyor ki sen sonunu göremediğin için sabretmeyi bilmiyorsun diyor. Bir sonu bilsen neler olacağını her şeye sabredip sevineceksin diyor. İşte mesele Mevlana Hazretleri senin şer gördüğün hayırdan başka bir şey değildir. Görüntüsü şerdir diyor. Mesele bunu idrak etmek. Hayrihi ve şerrihi minallahu teala dediği. Evet. Bize her şeyde Allah'ı mı görmeliyiz? Kızım bunu günde 5 kere söylüyoruz da hiç yapmıyoruz. Ben de ona şaşıyorum. Hayır ve şer dediğin tek manadır. Aslında hayır ve şer diye bir şey de yok. Ne güzel anlatmış gene Fihi Mafihti Hazreti Mevlana. Diyor ki padişaha bak ne ister? O ülkenin refahını ister. Ne yapar? Katili cezalandırır, hırsızı cezalandırır, refahı bozan herkesi cezalandırır. O bakımdan bütün bu işler padişah için hayırdır diyor. Gel gör ki katil için şerdir diyor. O halde aşağıdan bakarsan şer var. Yukarıdan bakarsan Allah indinde, padişah olan Allah indinde hayır ve şer diye bir hadise yok. Toplumun düzeni için her şey hayırdır. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğimi? Yani kul olarak nasıl hocam oradan bakacağız peki hani? Kul olarak oradan bakmanın tek bir yolu var. Allah'a aşık olmak. Allah'a aşık olursan yaptığın her şeyi güzel görürsün. Çok amiyane ve terbiyesiz bir örnek vereceğim. Dinleyiciler affetsin. Ama mesela kocasını anormal seven cahil bir kadının konuşmasında beni dövdü, benle meşgul oldu dediğini hissediyorum ben. Duydum. Yani kadın kocasının dövüşünden bile memnun. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü onun okşaması ve onunla ilgilenmesi olarak addediyor. İşte eğer Allah'a olan aşkın artarsa ondan gelen her şeyi güzel görme seviyesine elde ediyorsun. O zaman da şer kalkıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Hocam yine Fihi Mafih'te Hazreti Mevlana buyuruyor ki Hazreti Ebu Bekir orucu, namazı ya da infakı fazla olduğu için diğer ashaba tercih edilmedi diyor. O sadece Allah'a olan aşkından dolayı, peygamber olan aşkından dolayı tercih edildi diyor. İşte bu aşkı artırmak lazım. Kesinlikle her şey aşkız. Bu alemde ne varsa aşkmış ama ne diyor? Meyli cana etmesin her kim ki kıymaz canına diyor. Yani aşıkın özelliği nefsini kendine ait varlığı ben demeyi terk edecek. Bunu terk etmedikçe canaya ben aşığım kelimesini kullanmamak